hayvanseverler, ekran başına şimdi sizleri ünlülerin köpeklerinin eğitim aldıkları özel bir çiftliğe götürüyoruz. Bakın bu çiftlikte hangi ünlü isimlerin köpekleri varmış? Serdar Ortaç'ın Pomeryan'ı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Doberman'ı. Ve dünyanın en büyük köpeklerinden Alabay. Hayvanseverler, ekran başına. Harika köpekler Show TV ekranlarında. Dünyanın en tatlı ve en zeki hayvanlarından olan köpeklerle ilgili ne kadar şey biliyorsunuz? Eğer bilgilerinizi tazelemek veya daha yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız haberimizi dikkatle takip edin. Şimdi sizlere çok özel 3 köpek ırkını tanıtacağız. Köpek çiftliği sahibi Can Paksoy bizlere ilk olarak sevimliliği ve enerjisiyle son dönemin en revaçta köpeklerinden olan Pomeranian'ı tanıtıyor. Onu Bo diye tanıyoruz. Pomeranian Bo gerçekten şu an benim de köpek ırkları içerisinde en beğendiğim, en gerek karakter gerek fizik olarak, gerekse yaydığı pozitif enerji olarak en fazla beğendiğim köpek ırkı diyebilirim. Sevimli köpeği belki biz yeni tanıyoruz ama tarihçesi oldukça eski. Bu bayağı eski bir ırk aslına bakarsanız. Polonya ve Almanya kökenli. Tayland'da da çok eski yıllardan beri çalışmışlar. Daha sonra Amerika'ya geçmiş. Amerika'da da üzerinde bayağı çalışmışlar ve orada da çok popülaritesi yüksek bir köpek. Pomeranianların bu kadar ilgi görmelerinin sebebi sadece sevimlilikleri değil elbette. Bakın başka hangi özellikleriyle çok seviliyor Pomeranianlar? Rahat evlerde bakılabilmesi, yaydığı dediğim gibi pozitif enerji, karakterinin çok sorunlu olmaması sebebiyle evlerde kolaylıkla bakılabilen, hayatımıza büyük bir renk ve neşe katan çok özel bir ırk. Tüyleri aslında Pomeranian'ın en önemli özelliği. Çünkü baktığınız zaman Pomeranian'da diğer köpek ırklarına nazaran dediğiniz gibi çok daha yoğun bir tüy yapısı var. Soğuk hatta iklim bölgesi köpeğini. Yani Almanya, Polonya yani biraz daha soğuk iklim gibi bölgesi gibi. Ama yani köpeğin özelliği bu, fakat bu göründüğü tüy yapısına nazaran çok fazla tüy dökmüyor. Ünlüler de bu köpeğe fazlasıyla rağbet ediyor. Örneğin ünlü popçu Serdar Ortaç. Evet, iki yılı geçti Frankie isimli köpeği vereli. Ve buradan aldı değil mi Serdar Bey? Evet, Serdar Bey'e de biz verdik Frankie'yi ve inanılmaz seviyor. Eğitimlerine getirdi, eğitimlerini yaptık. Sürekli bakımlarıyla ilgileniyoruz, eğitim tekrarları yapıyoruz. Ve köpeğine inanılmaz düşkün, inanılmaz seviyor köpeğini. Sırada sevimli değil ama çok güzel bir köpek var. Doberman. Üstelik bu Doberman, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Pars. Irk özel, sahibi özel, başlı başına özel bir köpek. Benim de en çok sevdiğim gene ırklardan bir tanesi. Gerek karakteri, gerek eğitilebilirliği, gerek estetik yapısı, anatomisi, çevikliği aslında onu çok özel bir köpek yapıyor bütün ırkların içerisinde. Kıvanç Tatlıtuğ köpeği Pars'ı çok seviyor. Ona tutkuyla bağlı. Hatta evinden sırf Pars yüzünden taşınmış ve komşularıyla problem yaşamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ eğitime verdiği ve çok sevdiği köpeğini sık sık ziyarete geliyormuş burada. Kıvanç Bey çok seviyor Pars'ı. Sürekli geliyor, seviyor. İşte bazen onda duruyor, bazen bizde alıyor duruyor. Yani. Tabii alıyor ve araları çok iyi. Artı
hani birçok amatörden çok daha iyi bir şekilde komut veriyor, sözünü dinletiyor. Yani çok iyi çalışıyor. Peki Pars seviyor mu Kıvanç Tatlıtuğ? Pars, Kıvanç Bey'in onun sahibi olduğunun, işte Murat Bey'in onun eğitmeni olduğunun çok iyi farkında. Evet, yani aralarında bir sorun olursa Murat'a saldırır. Hadi ya. Hemen Pars'ın yeteneklerini görelim diyoruz. Eğitim konusunda çok yol almış. Temel itaat dediğimiz artık Pars için biraz da basit olmuş bir eğitim aslında. Temel itaat dediğimiz günlük hayatta en çok kullandığımız komutları içeriyor. Peynir, ekmek Pars için. Evet, Pars için bunlar çok kolay. Özellikle koruma köpeği olarak Dobermanlar üstün yeteneklere sahip. Tıpkı Pars'ta olduğu gibi. Şu anda Pars'ın yabancıları sinirlendiği zaman neler yapabileceğini göreceğiz. İzleyelim. Bravo. Direkt kola saldıracak değil mi? Evet, direkt kola saldıracak. Oo. Yeri geldiği zaman son derece sert bir köpek de olabiliyor. Sırada dünyanın en büyük köpeklerinden alabaylar var. 100 kiloya kadar çıkan alabaylar müthiş köpekler. Bunlar dünyadaki en büyük köpeklerden bir tanesi. Bekçilik özelliği çok üst düzeyde ve devasa köpekler. Bunlar ortalama 100 kiloya kadar çıkabiliyor. Yani 50-60 kilodan başlayıp çok iyi bakıldığında, iyi de bir genetiği olduğunda 100 kiloya kadar çıkabilen, yani dünyanın en büyük köpek ırklarından bir tanesi. Dev gibi cüsseleriyle alabaylar biraz da tehlikeli hayvanlar sınıfına giriyor. Alabay her zaman için dikkat edilmesi gereken, hani yaklaşırken çekinilmesi gereken köpeklerden. Dediğim gibi çok iyi bir bekçi köpeği ve koruma güdüsü çok üst düzeyde ve insan ısırmaktan çekinmeyen köpek ırklarından biridir. Evet. Aslında bu dev köpek Can Paksoy'un köpeği Fifi. İsmiyle biraz zıt bir hayvan tabii ama marifetleri de azımsanmayacak derecede. Baksanıza, öl diyorsunuz, ölüyor. Bu cüssede mesela eğitim yapmak, otur yapmak, yat yapmak, öl yapmak hiç kolay olmamasına rağmen Fifi bunların hepsini yapabiliyor. Hem de 2,5 yaşında eğitime başlamamıza rağmen. Bakın ne kadar geç başladık ama gayet güzel, bakın. Şu an mesela öl diyor, ölüyor bayağı. Öl komutunu bile uyguluyor.